adı sevgim, oğlumun adı barış. Kızımın adı sevgim, oğlumun adı barış. Kızımın adı sevgim, oğlumun adı. Kızımın adı sevgim, oğlumun adı barış. Kızımın adı. Layık gören başta genel başkanım Kemal Kılıç, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, MYK üyemiz Sayın Faik Öztürk milletvekilime, Sayın Candan Yücel milletvekilime, Sayın İlhami Özcan milletvekilime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın İlçe Başkanıma, İl Başkanlarıma, tüm partilerime sizler adına teşekkürü borç biliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bizi bu göreve neden getirdiler? Biz uyumadık, durmadık, uyumuyoruz, çalışıyoruz. Ergin'in geleceği için çalışıyoruz, vatandaşlarımızın geleceği için çalışıyoruz, çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Biz bir küreyi olmayan belediye aldık. Bir küreyi olmayan belediye kurduk. Sıfırdan bir ilçe belediyesi kurduk. Bu herkesin harcı değil. Ama biz tecrübelerimizle, birikimimizle bu belediyeyi kurarak yolun başından beri, bizi göreve getirdiğiniz günden beri sizlerin hizmetindeyiz. Her mahallede hizmetlerimiz var. Bizim her mahallede anlatacak sözlerimiz var. Yapılmayan yollarımız kalmadı. Çok az kaldı. Allah kısmet ederse onları da Mart'ın sonu bahar diyerek sunumumuz sonrasında Allah'ın izniyle baharla beraber Ergen'de gelecek dönemde yol sorunu kalmayacak. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bugün Sağlık Mahallesi'nde, Yeşiltepe'de, Vakıflar'da Çeşme'den su içebiliyorsak Ergene Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne borçluyuz. 100 kilometre içme suyu, 120 kilometre kanal, 24 derslik ilköğretim okulu, devletin yapamadığını bizler yapıyoruz. Şu anda Yeşiltepe Mahallemizde 100 öğrencilik kreş projemiz bitti. Çok yakında Allah kısmet ederse halkımızın, öğrencilerimizin sizlere hizmetini açacağız. Bizler bugüne kadar dediğimiz gibi uyumadık, uyumuyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar mahallelerimizde düğün salonu olmayan mahallelerimiz vardı.
3 tane düğüs oldu. Pınarbaşı mahallemizde, Kırköz mahallemizde, Esenler mahallemizde 500 kişilik düğün salonu yaptık. Yine Velibeşi mahallemizde kapalı spor salonu. Gençlere, misafirlerimize kalacak misafirhane yaptık. Yine gençlerimizin bugün Ergene'yi Türkiye'nin her tarafında gururla temsil eden spor tesislerini sporcularımıza kazandırdık. Halkımıza kazandırdık. Bizler bugüne kadar Ergene bünyesinde 100 kilometrenin üzerinde yol yaptık. Yol yapmaya da devam ediyoruz. Dediğimiz gibi Allah kısmet ederse bugüne kadar yaptığımız hizmetler ortada, yapacaklarımız da ortada. Büyükşehir Belediye Başkanımız işte buradan müjdeyi verdi. Bizler bugüne kadar göreve geldiğimiz günden beri eğitime tam destek verdik. Tam destek vermeye devam ediyoruz. Dini tesislerimize tam destek verdik. Bütün ihtiyaçları karşıladık. Karşılamaya da devam ediyoruz. Çok işte bu sene program, Büyükşehir program, yatırım programını aldı. Yeri hazır, projesi hazır. CİME projesini 2019'da hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hep beraber hizmetini açacağız. Hayırlı olsun diyorum ben tekrar. Yine işte karşınızda görüyorsunuz. Kültür merkezi binası çok hızlı yükseliyor. Ergene'de kültür binası çok hızlı yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın altı imzası var. Allah'ın izniyle 2019'da bunu tamamlayıp vatandaşların hizmeti açmak istiyoruz. Yine sağlık mahallemizde biliyorsunuz. Aşevi taziye projemizde her şey hazır. Bir şey hayal değil. Net, statik hesaplarına kadar her şey hazır. Allah'ın izniyle bu projemizi de yeni dönemde sizlere hizmetini açacağız. Yaşlarımız buradan sıcak yemekleri alacaklar. Bizler evde teslim edeceğiz. Gazilerimize, şehit ailelerimize, yatalak hastalarımıza Allah'ın izniyle buradan sıcak yemek imkanlarını sunacağız. Bu da bizim en büyük idealimiz, en büyük hayalimiz. Bizler yolun başında söz verdik. Ne dedik? Ergene Hizmet Binası'nı Yeşiltepe'ye Sağlık Mahallesi'ne kazandıracağız dedik. Allah kısmet ederse yeni dönemimizde hem büyük hayalimiz, hem büyük idealimiz, projemiz hazır, her şey hazır. Bakın, hayal değil. Projemizi hayal ettik, projesini çizdirdik, her şey hazır. Projemizi Allah'ın izniyle ihalesini yapıp 2019 yılında temelini hep beraber atacağız. Yetti mi? Yetmedi. Her mahallede projelerimiz var. Sağlık Mahallesi'nde var, Yeşiltepe'de var, Yulaflı'da var, Kırköz'de var, Esenler'de var, Pınarbaşı'nda var, Paşaköy'de var. Paşaköy ve Pınarbaşı mahallemiz altyapı ihalesini yaptık. Her şeyi hazırladık. Hava şartlarından dolayı bekletiyoruz. Bahar'la beraber Paşaköy'de, Pınarbaşı'nda altyapısı sorunu kalmayacak arkadaşlar. Burada bunun müjdesini veriyorum. İddialı projelerimiz var. Sağlık Mahallesi'nde gençlerimize Yeşilyalan spor tesisleri projelerimiz var. Kapalı spor tesisi Sağlık Mahallesi'nde Yeşiltepe'de Allah'ın izniyle kapalı spor salonu tesislerimizi yapacağız ve vatandaşımızın gençlere hizmeti sunacağız. Sizler bizi bu göreve layık gördünüz, layık görüyorsunuz. Her zaman şunu söylüyorum. Bu kale Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Bu kale sizlerin kalesi. Bu kale bizim kalemiz. Bu kalede Allah'ın izniyle Ergene Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı her zaman dalgalanacak. Buradan bunun her zaman sözünü veriyorum. Allah'ın izniyle bu yola sizlerle yol devam diyorum. Onlar iş adamlarına kaçırttılar. İş devletlere, Türkiye'ye kaçırttılar. Bu şehirle ilgili bir fikri olana sana ne demedik, demeyeceğiz. Bu şehirle ilgili bir soru iletene bana ne demedik, demeyeceğiz. Herkesin fikrini değerlendirerek bu şehri ortak akıl ile yönetmeye devam edeceğiz. Bir olacağız, birlik olacağız, birleştirici olacağız. Hep birlikte başaracağız. Değerli konuklar, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bizim 5 yıl dilimizden düşürmediğimiz sloganımız olan Sevgi Kenti Ergene'de yaşayanların arasından bundan sonra da sevgi bağlarını göstermek için elimizden geleni yapacağız. Güzel ilçemizi sahip olduğu kültürel değerleriyle ulusal ve uluslararası alanda marka bir şehir yapmaya mücadelemizi daha da yukarılara taşıyacağız. Hep beraber güzel Ergene'mizin, Trakya'mızın, Türkiye'nin parlayan olmaya devam edeceğiz. Her şey Ergene için.
Bizim geleceğe sözümüz var. Bizim her geleceğe sözümüz var. Mart'ın sonu bahar diyoruz. Hepinize geldiğiniz için başta Büyükşehir Belediye Başkanıma, İl Başkanıma, ilçe Başkanıma, ilçe Başkanıma, Sayın Milletvekillerime, tüm dostlara, tüm yoldaşlara teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bizim artık tabanda ittifakımız var. Bizim artık milletle ittifakımız var. İşte bugün de evet aramıza daha güçlendirdik. Nazlı Hanım var. Sayın İl Başkanımdan Nazlı Hanım'a rozetin takmasını rica ediyorum. Buyurun. Durcan Hanım da burada mı? Durcan Hanım da burada mı? Ergene'yi birlikte yönetmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Zaman geldi haydi güzel Ergene, onurluyuz sen ettir her bir sözümüz. Haydi şimdi ellere, sevinçliyiz birlikte, Rasi yüzler geliyor Ergene hizmete. Haydi şimdi ellere, çok güçlüyüz birlikte, Rasi yüzler geliyor Ergene hizmete. Değişecek her şey yürecek yüzüm. Haydi şimdi ellere, sevişiz birlikte, Rasi müsterlerine. Çiftçiler, adını erkek çoluk çocuk, tarlada çalışıyorlar. Alın